Öncelikle Özgürlükler Diyarı Amerika'dan hepinize selamlar dostlarım. Dün bir anket açmıştım. Bir kardeşimiz anketin altına demiş ki abi seçimle alakalı video gelsin. O video bu videodur. Bu bir. İkincisi, bundan önce sosyal medyanın paralı trollerinden bahsettiğim 30 bin izlenen bir video var. O videonun altında bir kardeşimiz demiş ki ne girişim ne motivasyon hiçbir video bu tarz videoların yerini tutmuyor demiş. Biz tabii ki motivasyon videoları devam edip Prem'le beraber bir ara vermiştim. O ara öyle kaldı. Seçimden sonra devam edecek, merak etmeyin. İşim videolarına şirketle alakalı videoları zaten yüklüyoruz. O zaman Hakkı Alkan'ın beni engellemesinden başlayalım dostlarım. Geçenlerde bir Space yayınındayız. Ali Özki açmış, Erlik de var yayında, sohbet ediyoruz. Orada Hakkı Alkan'la ilgili bir soru soruldu. Ben yorum yapmayayım, beni engelle dedim. Şimdi niye engellediğine geleceğim. Konumuz da hükümetten paralı reklam alıp bunu paylaşan, hatta belli etmeden üstü kapalı bir şekilde, şimdi oraya da geleceğiz, paylaşan influencerlar. Mesela bu. Dinerci Mike, moralim bozuldu. Ben bunun için hükümetten para almadım da işte. Moralim bozuldu diye bunların mitingini paylaşıyorum. Para aldın abi. Hani biz yemiyoruz artık. Gençlerin de yememesi için anlatıyoruz. Space'te konuşurken Erlik şakayla karışık şey dedi işte. Ulan biriniz Hakkı Alkan olamadınız hani sosyal medya influencerlarının. Adam işte onların yanında falan geziyor. Ben olamam yani. Kendim hani bir an hiç şöyle düşündüm. Videosu var biliyorsunuz işte. Malum şahıs elinde telefon şey gösteriyor. Fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı işte kendi bir tane uygulama yaptırmış. Uygulamayı da iOS'a yüklemiş. Fotoğraf çektiği kişinin seceresini çıkartıyor. Abimiz de yanında sayın bakanım, sayın bakanım diye geziniyor. Mesela ben orada sorardım abi. Ben bilmiyorum. Ben sorardım. Derdim ki bunu neden ki teknolojiyle o kadar içli dışlı biri olacaksın? Bunu neden mesela iOS'a yüklediniz? 85 milyonun seceresi orada. Ya ben bu kadar biatçı olamazdım. Aynı şekilde buraya Kılıçdaroğlu geldiğinde de etrafındakiler oraya yürütmeyelim, buraya yürütmeyelim deyince ben karşı çıkmıştım hani. Kısaca benden olmaz. Olanın yolu açık olsun. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar Teknofest yapıldı biliyorsunuz. Normalde işte yıl sonu yapılan etkinlik, bu sefer seçim öncesi hani yapıldı. Daha önce de söyledim, milli savunma hamlesine kesinlikle karşı değilim. Ama bunun hükümet tarafından propaganda haline getirilmesine karşıyım. Abi baktım tweetlere, adamın tweetleri 15 like, 20 like, 30 like, 40 like alırken Teknofest'le ilgili tweetler uçmuş. Lan girdim dedim ne oluyor diye, Araplar beğenmiş tweet'i. Şimdi belki Fahrettin abi like'ları geri çekmiştir. Tıktım fotoğrafında yani, bu Araplar falan ne alaka gibisinden. Bot hesaplar çünkü. O da beni engelledi. Abi ayıp değil mi, bizim o kadar fotoğrafımız var ya. İnsan fotoğrafının olduğu kişiye böyle yapar mı? Üzdü beni. Ben de sonra ne oldu ya, foton gitti diye şöyle bir tweet'le mevzuyu kapattım arkadaşlar. Vallahi bunlar benim şeref madalyalarım arkadaşlar. Neşe İdil diye de bir kadın var. Onu da böyle eleştirmiştim. Tak. O da böyle çok kırılgan hani gelemiyor hiçbir şeye. Tak engellemişti. Bu da engelledi. Bunları böyle göğsümde taşıyacağım. Gelelim sosyal medyadan para alan, içime 3-5 gün kala hükümetin reklamını yapan TikToker'lara. Arkadaşlar videoları veriyorum. Hasbi olun. Mert olun. Delikanlı olun. Harbi olun. Neymiş işte? Hasbi olun. Harbi olun. Hasbi olun. Seçime giderken. Harbi olun. Çoğu da yazmamış. Birkaç kişi de gördüm. Altına işbirliği diye belirtmişler. Yani oğlum ayıp değil mi lan? Ha? Ayıp değil mi? 3-5 kuruş para için satıyorsunuz lan kendinizi. Çoğunuz o görüşte bile değilsiniz. Arkadaşlar bir tek bana mı tuhaf geliyor ya? Hani bunları ifşalıyorum diye yanlış mı yapıyorum? Siz söyleyin yani. Bunların bilinmesi gerekmiyor mu alt tarafından? Bu tweet'i atan lavuğun para aldığının bilinmesi gerekmiyor mu? Yoksa bunları hiç çaktırmadan 10 binleri, 20 binleri, 30 binleri, 40 binleri sizin ailenizin, annenizin, babanızın ter döküp zar zor kazandığı, bir ev, bir araba borcuna zor girebildiği paraları tık 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 cukkalasınlar. Kimse de bu konuları konuşmasın mı? Soruyorum yani, konuşmasın derseniz vallahi bir daha video çekmeyeceğim bunlarla ilgili. Yorumlara yazın. Sinirlendim. Gelelim seçime. Yarın seçim var. Daha önce video yapmıştım. Oyumu kime veririm açıkladım diye. O zaman Muharrem İnce'den çekilmemişti. Muharrem İnce oy bölüyor mu daha çok, bunu tartışmıştık. Artık Muharrem İnce de seçimden çekildiğine göre net bir şekilde söyleyebilirim dostlarım. Ben oyumu değişimden yana kullandım. Ben oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na yana kullandım. Her zaman söylediğim gibi bu seçim için biz cennetin kapılarını açıyoruz diyemeyiz. Ama en azından cehennemin kapılarını kapatmak için oy kullandım. Siz yetişkin bireylersiniz. Ben ya da herhangi biri size çıkıp şuna oy ver, buna oy ver diyemez. Neniz düşünüp bulacaksınız doğruyu. Ya da yanlışların içinde en az yanlış olanı. Ama hep diyorum ya, hesap sorun ve kafa yorun diye. Düşünün işte. Dolar neden 20? Türkiye neden
dünyanın en kötü yönetilen 2-3 ekonomisinden biri yıllardır. Ayda kenara 5000 lira bile atsanız, bir sene sonunda biriktirdiğiniz 50-60 bin TL ile uçak bileti, vize masrafları, şu bu derken Avrupa'yı gezemezsiniz bile. Ama dolar 1.5'ken, euro 2 iken Türk gençleri fıldır fıldır Avrupa'yı geziyordu. Neden? Sorgulayın. Soğan neden 30 lira? Pastırmanın kilosu neden 1000 lira? Bu vücut geliştirmeyle uğraşanlar, kas yapanlar nasıl besleniyor? Ya da vücut geliştirmeye geç, herhangi bir sporu yapanlar ekipmanlarını nasıl alıyor? Ekipmanları da geç, okula gidenler ellerindeki iPhone'ları ya da MacBook'ları nasıl alıyor? Alırken neden 20 kat, 30 kat daha fazla para ödüyor? Şimdi dolar eskiden olduğu gibi 1.5 olsa şu iPhone, elindeki iPhone 1000 dolar. 1500 dolar, hadi vergi ekle 2000 lira. 2200 lira olacakken neden şu an 40 bin, 50 bin lira? Bunu sorun. Arkadaşlar bakın, ben Amerika'da yaşıyorum. Önümüzdeki bir 5-10 sene daha en azından Amerika'da yaşayacağım. Telefonumu alıyorum, etimi alıyorum, üstümü alıyorum rahatlıkla. Bilgisayarımı alıyorum, arabamı alıyorum. Dünyanın istediğim ülkesini istediğim zaman gezebiliyorum. Ben sizlerin de bunu yapabilmesini istiyorum. Takipçi kaybetme pahasına bu videoyu çekiyorum. Belki %50 evet abi bravo diyecek ama diğer %50 belki takipten çıkacak. Engelleyecek belki. Ben kendi adıma bu riski alıyorum. Daha önce de söylediğim gibi yurt dışında yaşayanların oy kullanmasını doğru bulmuyorum. Ama herkese kaldırılmadığı sürece ben de oy kullanmaktan vazgeçiyorum. Gittim oyumu kullandım. Size şuna buna oy verin diyemem. Sadece anlattıklarımı dinleyin. Hesap sorun ve kafa yorun. Hangi hükümet, hangi aday sizi daha özgür, daha refah, daha mutlu yaşatmaya en azından yaklaştıracaksa gidin ona oy verin. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Seçimin sonucu ne olursa olsun mücadeleye devam.